27 Haziran, 3 Temmuz, yazın en güzel haftası demeye başladık. Sevgili koçlar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz ve videolarımızı yakın dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet, zorlu bir haftayı geride bırakmaya başlayacağız yavaş yavaş. Ama unutmayınız ki işlerinizle alakalı hız kazanabilecek birçok noktada başarı odaklanmaya doğru gitseniz de alanınızdaki rakipler ve ekip arkadaşlarınızdaki aradaki gerginliği bir an önce düzeltmeniz gerekiyor. Sistemde yöneticiler, yaşadığımız krizler fazlasıyla sizi depresyona itebilir. Biz ne yapıyoruz? Enerjimizi yüksek tutuyoruz. Siz başarılısınız ve hızlı ve radikal karar noktalarınızla ilgili bulunduğunuz noktada hakimiyetinizi daha güçlü noktalarda eriştireceksiniz. Sizden korkum yok. Kurumsalda çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktada karışık dönemler var gibi gözükse de siz bir numaralı bir noktaya geçiş yapacaksınız. Buradaki sabrınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi öneriyorum. Farklı alanlarda yer almak, kendi işinizi yapıyorsanız, bulunduğunuz alanları büyütme fikriniz varsa bu haftayı bir geçirmeniz ve bu haftayı geçirdiğiniz takdirde daha mantıklı kararlar vereceğiniz gözüküyor. Unutmayın, 29 Haziran'da 7 derecede yeni ay gerçekleşecek Yengeç Burcu'nda. Başlatmış olduğunuz işlerle ilgili doğru kararlar verdiğiniz takdirde, onların arkasından durduğunuz takdirde güzel süreçleri daha temkinli ve kontrollü şekilde yapacağınızı uyarabiliyorum. Uyarınız böyle veriyor. Eğitim konularınız, uzun süredir bıraktığınız yarım konularla ilgili de iş gereği mesleki anlamda eğitimleriniz söz konusu olacak. Bunları da ihmal etmeyiniz. Yurt dışı ile ilgili iş yapanlar, yurt dışı ile ilgili bağlarınız varsa bu hafta bu konular daha revaçlı olacak ve devamlı seyahatleriniz gelişecek. Yenilikler size farklı şans kapıları yaratacak ve bunları doğru gözlemlemek ve onlara doğru şekilde konsantrasyon olmanızı uyarıyorum. Devlet ve devlet kurumunda çalışan sevgili koçlar için olmadık alanda bazı karışıklıkları görmezden gelmemeniz gerekiyor ve sistemde sanki sistem aile şirketi gibi olmuş, devlet kapısı gibi gözükmüyor ve bu yüzden de siz kendi alanınızda çok tedirginsiniz. Çok çalışkan ve kurallı bir insansınız, size zarar gelmez. Tayin ya da başka bir alana geçiş yapmak istiyorsan güzel fırsatlarınız var, yakalayabilirsiniz. Serbest meslek ve uzun süredir iş problemlerinizle ilgili yaşadığınız noktalarda da bu hafta farklı teklifler sizin enerjinizi daha yüksek kılacak ve şimdiden yeni kapınız hayırlı olsun. Yeni ayda özellikle bol bol yağ şafi çekmenizi, enerjinize gelecek yenilikleri ve yağ rezak çekerek enerjinize daha güzel yüksek noktalarda hem rızkınızı hem bereketinizi arttırabilirsiniz sevgili koçlar. İlişki konusunda uzun süredir oturtmak istediğimiz ilişkimizle alakalı gereksiz inatlaşmalar, gereksiz kaprislerimiz bu hafta bizi fazlasıyla yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar her iki tarafta birbirini alttan almak zorunda. Geçmiş bir ilişkinizden haber bekliyorsanız, duygusal olarak sizi tatmin edecek haberler var. İlişkide tekrar bir araya geliş de var ama siz duygusal bir yöne sahipsiniz. Ne kadar sinirli ve agresif olsanız da duygularınızı gizleyen bir insansınız. Doğru gözlem yapmanızı öneriyorum. Evli çiftler ve çalışan çiftler için tatil planı ve işinizle alakalı da uzun süredir yaşanan krizler bu hafta daha sakinliğe geçiş yapacak ve kendi alanınızdaki güvende olduğunuz noktayı kontrol edeceksiniz. Ailemiz ait miras, mahkeme, vergi ve vergilendirme ile alakalı bazı borçlarımız gündeme gelebilir ve her şeyden önemlisi unuttuğunuz ve çözülmesi gereken hukuki süreçlerde miraslık konular biraz alevli konumlara doğru gidebilir. İhmal etmeyin. Özellikle ev hanımları, görümceniz, eltiniz,
Eşinizin tarafındaki bazı benimsenmeyen tavırlar sizi fazlasıyla rahatsız ediyor ve eşiniz sizi arkanızda desteklemediği için kırgınlıklarınız var. Bol yürüyüş yaparak enerjimizi değiştirebiliriz diyorum. Bu ara farklı kurslara merak salan ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız çok güzel bir enerji sizi bekliyor. Yenilikler, eğitimler size renk katacak. Özellikle Fransızca ve Çince eğitimi ya da Almanca merakınız varsa mutlaka yapmanızı öneriyorum. Çocuk tedavisi ve çocukla ilgili fikri olan sevgili koçlar için bu dönem artık bu aşılama sistemi hayata geçirmeye kararlısınız. Ama her şeyden önemlisi bir tatil biletimiz ve tatilimize gidip geldikten sonra enerjimiz bize daha keyifli noktada tedavinize başlayacağını uyarıyor. Sağlık problemleriniz, özellikle valiz, bacak ve bacak sendromlarımız ve son zamanlarda mide asitlerimiz bizi yorabilir. İhmal etmeyin efendim. Özellikle çok çocuklu ailelerde çocuklarınızla alakalı uzlaşamama, anlaşamama, birbirimizle çekişme dönemi. Lütfen çocuklarımızla sakin iletişim ve onlarla aramızdaki bağı her geçen gün kopartıyorsunuz ve gereksiz tartışmalardan uzak durmanızı öneriyorum. Bu arada özellikle yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili bağ oturtan, çalışan sevgili koçlar, hayırlı olsun. Güzel kapılar size uğur getirecek. Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta olsun güzel takipçilerim. Her şey güzellikle dokunsun evinize, ocağınıza, kalbinize. Evet, bu Venüs ikizlerde iletişimle ilgili 23 Haziran'da gerçekleşti ikizler geçişine. Unutmayın ki Güneş aynı şekilde Yengeç Burcu'nda ve başarma konularımızda var ettiğimiz planları doğru yaptığınızda işinizdeki aksilikler, sistemsiz gördüğünüz birçok nokta netliğe kavuşacak ve bu netlik sizin alanınızla ilgili başarınızın odaklanmasına, daha sağlam ve daha kendinizden emin noktaların planlarına doğru ilerleyeceksiniz. 29 Haziran'da 07 derecede bir yeni ay gerçekleşecek Yengeç Burcu'nda. Ve bu da sizin elinizde bitirmeniz gereken işler, yeni başlattığınız konularla ilgili hızlı ve seri şekilde altyapıyı oturtmak için çok doğru bir döngüdesiniz. Yalnız insanlara karşı güven probleminiz çok fazla olduğu için ve ekip arkadaşlarınızla aranızdaki uyumsuz süreçleri de bu dönem atlatabilir ve üst düzey yöneticilerimizdeki krizleri artık yavaş yavaş kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Çok göze batmaya başladınız ve evet haklısınız, emeğinizin karşılığı ile ilgili özellikle parasal konularda değişmemiş, yer değişimi bekleyenler hala aynı noktada ve ciddi anlamda kendinizi bir köle gibi hissediyorsunuz ve çok yorgunsunuz. Yeni beklenti içerisindeki olduğunuz işlerde de daha istediğimiz bir kıvam beklentiniz olmadığı için sakinlik ve yeri kontrol etmek istiyoruz ama isyan bayrağı elimizde. Yeni kapılar, yeni fırsatlar size renk katacak. Bu şunu gösteriyor. Kurumsal bir alandaysanız yerinizle alakalı değişmesini istediğiniz her noktada doğru oluşumlar olsa da ertelenecek oluşumlar var. Ama eninde sonunda bu size verilecek imkanlar hak ediliş değerinize doğru da özellikle Eylül'e kadar biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Burada özellikle yönetici ya da ekip arkadaşlarınızdaki yaşadığınız krizler her geçen gün daha patavatsızca konuşmalar olsa da siz yerinizi temkinli şekilde idare etmenizi istiyorum. Özellikle kurumsal ya da kendi işini yapan sevgili boğalar için güzel projelerde ve ihale ve dışarıdaki yeni anlaşmalı işler size ekstra kazançlar ve güçlenmenize yardımcı olacağını uyarıyor. İş bekleyenler için netlik kazanılacak bir hafta. Kendi kapınızda yeni işiniz güzellikte olsun efendim diyorum. Büyük bir ortaklı işiniz varsa, büyütmeye çalıştığınız yeni projeleriniz varsa, özellikle yurt dışı bağlantılı işlerle alakalı farklı alanlarda yer almak istiyorsanız, bunun altyapısıyla ilgili yeni oluşumlar yaratacaksınız ve gerçekten de hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz sistemi çok yakın sürede şu dönem başlayıp sanki aslanın doğuşuyla birlikte
Güneş Aslan'a geçerken hedef noktanıza erişmiş olacaksınız. Bu da size güzellik getirecek. Bu ara fazlasıyla yalnız kalmak isteyebilir. Enerjinizi ve etrafınızdaki birçok insanı sessizce takip etme kararı içerisindesiniz. Evet, bazı konularda çok fazla şanslı olacaksınız. Beklenmedik ekstra paralarınız var ama geçmiş iş mahkemeniz, para konularınızla alakalı hala iadeler sizin evrenizde olmadığı için ekonomik olarak da parasal dengemizi bir türlü oturtamıyoruz. Bunun korkuları da var. Korkmayın, Temmuz size daha şanslı, daha güzel noktalar yaratacak. Özellikle eğitim konuları ile ilgili yurt dışı, şehir dışı konularımız gündeme gelecek. Bu arada da size gelecek farklı teklifleri de doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Şöyle bir durumumuz var. Duygusal hayatımızda geçmiş konular tekrar hayatımızda acı vermeye başlayabilir. Yarım kalmış, içiniz tuhta olmuş kişiyle karşılaşma dönemimiz var. Ve aşk konusunda da uzun süredir şanssızsanız, yakın bir dostunuz, bir üniversite arkadaşınız, lise arkadaşınızın sizi tanıştıracağı bir dostla arkadaşlık ve tanışma evremiz söz konusu. Bu ara düğün telaşı olan ve evlenme yolunda olan sevgili bağlar için sanki şu kurban bayramı bitsin, düğün tarihiniz öylelikle rahatlıkla geçecek. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da uzun süredir sorunlarınızla alakalı bir ilişki terapisti ve aile desteğiyle ilişkimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ve eşinizin iş kaygıları var. O yüzden şu an bu ilişkiden çok işlerimizle alakalı, borçlarımızla alakalı sistemlere oturtmamız daha sağlıklı. Ev hanımları ve sevgili çocuklu ev hanımları ve evde olanlar da bu ara çocuklarınızın eğitimleri arasında çok streste var olduğunuz ve onların derslerindeki yarımlıkları gördüğünüz ve onlarla ilgili iletişimi güçlendirmenizi öneriyorum. Erkek çocuğunuz biraz dışarıya dönük, bunu kontrol edelim ve kayıp evresi olmasın. Taşınma, yeni ev alımı ile ilgili de araştırmalar başladı. Özellikle aracınızla alakalı da almak isteyenler için destekli bir araç planlamaya doğru gidiyor. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız, burun enfeksiyonlarınız ve iç kulak iltihaplarınız söz konusu olabilir. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Allah'a emanet olun. Beğenin, yorum yapın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Rabbim evinize bereket, güzellik getirsin. Unutmayın güzel ailem, abone olmayı, beğenmeyi, yazı yazmayı unutmayın. En azından videolarıma, benim emeğe yardımcı olmak adına diyorum. Evet, iş konularınızla alakalı maddi konularda geçen haftaki kemer sıkışınız biraz daha böyle rahatlığa doğru ilerleyecek ve bu rahatlıkla birlikte alım satım konularımız daha hareketli ve daha güzelleşecek. İşinizle alakalı yaşadığınız ve yaşanan krizleri artık gördünüz. Nerede hatanız var? Nerede düzeltmeniz gereken noktaları bilinçli şekilde bulmaya başladınız. Bu da artık iletişiminizin doğru hareket edeceği ve kendinizle alakalı yanlış anlaşılmaları önleyeceğiniz gösteriyor. Özellikle finansal dijital alanda var olan sevgili ikizler için beklenmedik iş teklifleri ve istediğiniz bir iş kapısı ile ilgili size fırsatlar söz konusu olacak. Değerlendirmek isterseniz orası hem ekonomik olarak hem de yerinizle alakalı noktada daha güvenilir bir alana geçeceksiniz. Çünkü bulunduğunuz noktadaki sistemsizlik sizi fazlasıyla yordu ve artık oraya karşı yönetici patronlarınızla alakalı bağlarda ciddi bir kayıp enerjisi var. Siz buraya ait değilsiniz. Yeni kapıları zorlamanızı öneriyorum. Uzun süredir çok yoğun bir noktada çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktada üst düzey yöneticilerinizin ailevi krizleri, sağlık problemlerinden kaynaklı bazı riskler biraz sistemi geriletebilir. Siz yerinizde kontrol etmeyi ve yerinize sahip çıkmanızı öneriyorum. Kurumsal ya da devletle ilgili bağlantılar kurmak istiyorsanız ve uzun süredir bir haber bekliyorsanız, bu haber size yavaş yavaş araca doğrultusuyla hallolacak ve istediğiniz kapıya geçiş evreniz var. Ama hayalleriniz, ülkemizden çıkıp başka ülkede iş başvurusu yapan sevgili ikizler, olumluluğa doğru ve aradaki insanları zorlayarak bu iş kapınız hayırlı olacak, hayal ettiğiniz ve
orada yaşamak istediğiniz yolculuğunuz başlayacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ve parasal anlamda bazı çözmeye çalıştığınız konularda ufak tefek krediler, alınması gereken bazı borç alım konuları ile ilgili daha rahat geçiş bir hafta sağlayacaksınız. Ve bu geçiş haftanız sizin en azından korkularınızı, kaygılarınızı yenecek. Kredi borcunuz, borçlandığınız alanlarla ilgili de biraz erteleme söz konusu olacak ve bir esneklikle birlikte şu iki ayı rahat bir şekilde atlatacaksınız. Güzel bir süreç. 29 Haziran'da yeni ay 0-7 derecede gerçekleşiyor Yengeç Burcu'nda. Daha önce görmediğiniz, algılarınızın kapalı olduğu noktalarda daha farkındalığınız artacak ve bu farkındalık sizin kendinizi bulmanıza, doğru konuşma ve iletişimi sağlamanıza destek verecek. Bir de riskli adımlara karşı korkularınız var. Yapın, çünkü sizin bu dönem şansınız bu konuda gayet verimli ve aydınlık. Yani karşınıza çıkacak fırsatlar, geçmiş iş dostlarınızla alakalı bağlantılar son derece olumlu ve keyifli. İşsiz olanlar için cesaret dönemi, güzel fırsatlarımız var. Bu arada dil eğitimlerinizle alakalı, yarım bıraktığınız konularla ilgili tekrar gündem konularımız söz konusu olacak. Özellikle master, yüksek lisans fikriniz varsa bunlarla ilgili fazlasıyla hareket. Bu ara sosyal medya merakınız olabilir. Bu tarz e-ticaret işleri yapabilir ve kenarda yazılar var ya, Globe mıydı o? Neydi o Ayça? Blogger mı ya? Blog yazarlığı ile ilgili fikirleriniz olabilir. Bu da sizin yazım karakterinizle ve ileride kafanızdaki projelerinizle ilgili iyi süreçler söz konusu. Aile içerisinde gereksiz tartışmalara açık bir hafta olacağız. Alınganlıklar çok fazla var. Biraz onları mıncıklayın ve sevin. Çünkü onların sevgi enerjisi var. İlişki konunuzla alakalı gizli saklı, gizlediğiniz bir ilişki, kalbinizde sakladığınız olaylar açığa çıkabilir. Bu konuda mahcubiyetiniz olabilir. Platonik takınıyorsanız ve duygusal olarak birinden çok etkileniyorsanız, onun sizinle ilgili bir bağı yok, gerçeğe dönmenizi öneriyorum. Evli çiftlerimizle alakalı bu ara ters giden konuşmalar, kırıcı tavırlar, biraz daha usluplar ters olacak. Lütfen ilişkiyi sakinleştirin. Özellikle kocanızın sülalesinden yaşanan bazı krizler sizi mutsuz ediyor. Ama sizin de aileniz maşallah rahat bırakmıyor. Bu dengeyi iyi kurmanız lazım. Bence daha doğru bir süreç. Özellikle aşık olmayan ikizler, artık aşka doğru yelken açıp kalbinizle iyileşmeyi öğreneceksiniz. Devamlı seyahat işi ve dışarıda seyahat yapanlar için de çok güzel ekstra gelirlerimiz var. Ev satmak, kiraya çıkmak, bu konularla ilgili Temmuz sonuna kadar gerçekleştireceksiniz. Şu an arayış evresindesiniz. Sağlık olarak özellikle egzamalar ve vücutta alerjik dökülmeler söz konusu olacak. Strese dayalı ve sinir uçlarınız fazlasıyla yıpranmış. Bol yürüyüş, spor ve doğru beslenme size keyif verecek. Evet, ev hanımlarıyla alakalı noktada da bu ara hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Enerjiniz tamamıyla yalnız kalmak isteyebilir. Korkularınız artmış olabilir. Belki doğru nefes alarak haftayı başlatabilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Evet, yeni ayda en çok Ya Fettah, Ya Rezzak ve Fil suresi okursanız 71 adet yeni ayın enerjisi daha keyifli alabilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili yengeçler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta, umutlu bir hafta sizlerle olsun. Bizler bir aileyiz. Emek veriyorum. Beğenin, yorum yapın. Videom daha yukarı çıksın. Sizin destekleriniz de olacak. Sadece dinlemek değil, bol yorum yaparak sayfamı büyütebiliriz. Sevgili yengeç burçları, tabii ki sizin, güneşin sizin enerjinize dokunacağı fedakarlık, içsel dünyanızdaki var olan duyguyu yansıtmak, anaç duygumuz, merhamet duygumuzun daha yoğun olacağı, ama içinizdeki o öfke kontrolü, hani insanlar hep anaç, evet anaçsınız ama o ani reaksiyonlar içinize farklı bir enerji yansıtıyor.
Doğum gününüz tekrar kutlu olsun. Ama yapmak istediğiniz ve işinizle alakalı çok güzel bir plan dönemine gireceksiniz. Ve bu plan döneminiz, özellikle çevrenizde rahatsız olduğunuz birçok insana, iş konusunda rahatsızlık veren, iletişim konusunda sizi rahatsız eden birçok insanı eleme haftanız olacak. Yani sizde bir yeni ay gerçekleşecek. 29 Haziran 07 derecede. Güneşle aynı derecede yeni ay gerçekleşiyor. Sizin maddi konularınızda yaşadığınız krizleri daha net görmek, başlatmak istediğiniz birçok alanı planlı ve programlı şekilde yapacaksınız. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe toplantılar, yoğunluklar, özellikle finans ve finansal anlamdaki yaşanacak krizleri önlemek adına daha planlı ve programlı hareket sergileyeceksiniz. Ve hayatınızda yeni yol ayrımları, yeni başarılar, yeni oluşumlar için start vereceksiniz. Yani şunu diyeyim, elinizde bitiremediğiniz işler, bunları bitirmek için çaba. İşinizle alakalı yeni noktalarla alakalı başlangıçlar. Siz varoluşunuzu, var ettiğiniz kapıları en güçlü şekilde hayata geçireceksiniz. Bu da size farklı bir güç, farklı bir ego katabilir. Unutmayınız, Venüs İkizler Burcu'nda 23 Haziran'da geçiş yaptı. Güzelliklerle alakalı yaşadığınız farkındalığı da yarattığınız takdirde de size en önemli şey hediyeler, sürprizler, alım satım konularınızda çok rahat geçişler sağlayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapanlar için, ortaklı kendi işini yapanlar da net kazançlar, hızlı kazançlar, daha profesyonelce ilerleyeceğimiz ve para konularımızı daha cebimize rahat bir şekilde geçireceğimiz bir haftanın başlangıcı. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız burada tırmanma döneminiz başlıyor. Göreviniz her geçen gün yukarıya doğru tırmanacak. Siz bilincinizi oturtun, hak edilen değer size sunulmaya doğru gözüküyor. Özellikle uzun süredir işsizseniz, yaşadığınız bazı krizler ve ekonomik zorluklarınız varsa, özellikle geçmiş bir dostunuz, aile büyüğünüzün desteğiyle güzel bir iş kapınız söz konusu olacak. Özellikle üniversite KPSS sınavınız varsa bununla ilgili de başarı ve devlet kapınızla alakalı güzel olumluluk söz konusu olacak. Korkmanızla korkularınız bazen sizi çok fazla ürkütüyor. Korkularınızı geri ve kendi enerjinizi ileri atmanız gerekiyor. Bu ara gizli takıldığınız, gizli görüştüğünüz ekstra ilişkiler arasında karışıklıklar olabilir, yanlış mesajlar gidebilir, yanlış mesajlar gelebilir. Aman buna dikkat etmenizi öneriyorum. Kendi bu ara kariyer anlamında da ailenizle alakalı bir iş ortaklığı, yakın dostunuzla yapacağınız iş ortaklığı bu size gerçekten gücünüze güç, yeniliğinize yenilik ve rütbelenmenize yardımcı olacak. Pes etme, oraya odaklanman gerekiyor. Özellikle dil eğitiminle alakalı. Fransızca da İngilizce altyapında yarımlıklar var. Bunu mümkün olduğu kadar düzeltmemiz lazım. Yani sizin alanınızda doğacak yeni ay size bolluğunuzu ve en iyi şansı verir. Sizin okumanız gereken esmanız özellikle Ya Allah, Ya Rezzak, mutlaka bunları bol bol çekin ve mutlaka ve mutlaka Duhan suresini okuyun. 7 adet yeni ayın enerjisini bol bol kendi bedenimize çekelim. Aşk isteyenler ızdırap içerisinde. Uzun süredir bu ilişki konusundaki belirsizlikler, sevgisizlik sizi çok fazla aşağı çekmeye başladı ve bu konuda kendinizi başarısız görüyorsunuz. Bence Temmuz 10'dan sonra muhteşem aşk var. Bu şu ara iş konularınızdaki başarıyı ön hayata alalım. Taşınma konularımız çok yoğun. Bulunduğumuz ev alt katta olabilir, rutubet olabilir ve ailece çocuklarımız için yeni bir ev arayışındayız. Ekonomik olarak korkularınız var. Gideceğiniz ve alıp tutacağınız ev gayet hayırlı. Bir de ailemize ait düşmüş bir miras satmaya çalıştığınız ev ya da konutla ya da arsayla ilgili güzel bir olumlu anlaşma sizin ev almanıza da yardımcı olacak. Cesaret, güzellik getirir diyorum.
Evet, gizli aşklar gündeme çıkacak, geçmiş aşklar tekrar hareket edecek. Aman dikkatli olunuz, hata üzerine hata yapmayınız çünkü duygusal yaralarınız ağır. Ev hanımları, bu ara kendinizle ilgili yemek içme konularında fazlasıyla abarttınız. Göbek yağlarınız, basen yağlarınız genişlemeye başladı ve ev halkına çok fazla konuşmaya başladınız. Sakin olun, eve enerji katın, sizin enerjiniz o eve mutluluk yaratıyor. Biraz kendi ailenizde mirasla ilgili konularınız söz konusu olabilir. Bunları da bir an önce çözmeniz gerekiyor. Sağlık olarak boyun, omuz, sırt ve boyun fıtığı hareketlerimiz var. Doğru egzersizlik yapıp ve da doğru doktora giderek bu enerjinizi düzeltin efendim. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel ailem. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalı büyütmek sizlerle varım. Yani emek yapıyorum gerçekten, beğenilerim az mı ya da ben mi nankörüm bilmiyorum ama çok emek veriyorum. Hep birlikte desteklemenizi rica ediyorum. Evet sevgili aslanlar, çok böyle belirsiz süreçte olan evraklarımız, işimizle alakalı askıda olan konularımız, çözülmesi gereken birçok şey erteleyendikçe sizin sinirleriniz böyle level atlamış gibi gözüküyor. Hatta Rabbim beni testten mi geçiriyor, sınavdan mı geçiyorum, elimdeki her şey böyle birbirine karıştı diyorsunuz ya, bu hafta böyle bir geçiş evresinde zorlanma sürecimiz olacak ve bu zorluk biraz sizin geçmiş egolarınız, yarım bıraktığınız ve tamamlamak sonra yaparım dediğimiz konulardaki riskler açığa çıkacak. Bu hafta mümkün olduğu kadar eskiye ait bıraktığınız ne konu varsa bunları bir an önce çözmeniz lazım. Yani kemer sıkmak değil, işinizle alakalı, disiplinle ilgili kemer sıkmanızı öneriyorum. Çünkü her şeyi soğukkanlılıkla yaparım dediğinizde ertelenmiş birçok noktamız var. Bunları çözelim. Bu ara bulunduğunuz büyük kurumlarda çalışanlar için özellikle akademik anlamda çok güzel başlangıçlar, yenilikler ve size sunulacak çok güzel fırsatlar var. Bunları doğru görmenizi istiyorum. Çünkü siz riski çok seviyorsunuz ama şu an ekonomik olarak bazı hatalar var. Bu riski aldığınız her şey bizim evimiz ve kazancımıza zarar verebilir. Mümkün olduğu kadar kendi temkinimizi, kuralımızı ve iş konusundaki planlamayı doğru yapmamız lazım. Kurumsal da ve büyük alanlarda çalışan, fabrika olur, yurt dışı ihracat işinde olanlarda ciddi biraz şirketinizle alakalı bazı sistemler çok karışmış ve buradaki sistemlerden kaynaklı herkes tedirgin, birçok işten çıkartılma gibi durumlar söz konusu olacak. Panik haldesiniz ama siz işinizde başarılı olduğunuz takdirde bir risk görmüyorum. Ama sizin yurt dışı ve yerleşimle ilgili fikirleriniz olduğu için bunlarla ilgili büyük bir arayış evresindesiniz. Hatta bir şirketin, bulunduğunuz şirket sizi bu konuyla alakalı farklı bir noktaya yönlendirecek. Sabırlı ve mantıklı karar verip bu yurt dışı yolunuz ve işiniz orada belli süreçte göreve devam edecek. Devlette özellikle asker, polis, devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz noktalarda ani tayin konularınız, yer değişimleriniz çok hareketli ve şunu söylüyorum, belediye ya da sağlık sektöründe çalışan sevgili aslanlar için de yönetimdeki gerginlikler sizi strese sokabilir ve iş ayrımı, başka özel sektöre geçmek isteyebilirsiniz. Yerinizi mümkün olduğu kadar kaybetmeyin efendim. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alım satım konularınızla alakalı ve ihracatla uğraşıyorsanız çok farklı noktalardan destek, farklı yabancı insanlarla yapacağınız işler sizin iç altyapınızı oturtmanıza kesinlikle yardımcı olacak. Akademik olarak kariyer yapmak istiyorsanız ve bu konularda kendinizi eksik görüyorsanız tam zamanı startınızı verin. Özellikle de ailenize ait iş konularınız ve ailenizin hiç yanında çalışmak istemediğiniz bariz belli olan aslanlar için evet fikir çatışmaları var ama orası
dededen babaya, babadan oğula, babadan kıza geçen bir nokta. Orayı göz bebeğiniz gibi bakın ve yeni enerjiyle oturtursanız orası her geçen gün büyüme noktasına doğru gidecek. Evet, eşinizin kendi içsel dünyasındaki yaşadığı karmaşık, iletişim kopukluğu ve birbirimizi anlayamıyoruz dediğimiz gerginlikler var ortamda. Bence siz uzun süredir hayat arkadaşınıza sizi seviyorum demeyi unuttunuz ve ona dokunmayı ve sevmeyi unuttunuz. Hadi ona sımsıkı sarın ve ona sevdiğinizi söyleyin. İlişkiniz askıda olup bir türlü devam ediyor, etmiyor, arıyor, küsüyoruz dediğimiz ilişkide de biraz daha diyaloglar bu şekilde devam edip altyapı oturtmaya doğru gidecek. Hiç aşkı olmayan sevgili aslanlar, aşk mı para mı? Siz parayı tercih ettiniz ama duygunuzun bir noktası da hayır ya ben sevilmek istiyorum, ben artık aile ve düzen kurmak istiyorum derseniz çok güzel sosyal medya ya da yakın dost ya da yakın ekip arkadaşlarınızın size birilerinin tanıştırılmasıyla kalbe yenilik ve şifa gelecek bir insan söz konusu. Bu ara farklı yolculuklar, deniz yolculuklarınız, gideceğiniz seyahatler sizin enerjinizi iyileştirmenize ve güçlenmenizi sağlayacak. Bu ara yoga, meditasyon, terapi konularınızı, sağlığınızı anlamında özen gösterirseniz her şeyin daha hızlı geçeceği ve her şeyin daha ferahta olacağını hissetmenizi öneriyorum. Yeni ay için özellikle yapmanız gereken esmanız, kalbinizde en çok sevdiğiniz esma neyse onu çekmenizi ve mümkün olduğu kadar da Ayetel Kürsi, Nas, Felak 21 adet okuyup tuzlu suyla enerjinizi değiştirmenizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Gençlerimiz her zaman kıymetli. Sevgili ev hanımları, sizin çocuklarınız, özellikle sevgili aslan anneleri, muhteşem çocuklar yetiştiriyorsunuz ama çok mu baskınsınız? Onları bir gözden geçirelim. Sevgili başaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bana destek vermeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalı büyütmeyi, sizinle var olduğumu ve sizinle devam etmek istediğim için destek olmanızı istiyorum. Sevgili başaklar, özellikle işlerle ya da keyif anlamında seyahatleriniz bol bir hafta. Oradan oraya gitmek, buradan buraya gitmek, yani böyle bir işten ruhunuz daha dışarıda bir enerji dönemi yaşanacak. Ama çok yoğun işler, yeni anlaşacağınız, yeni sistem içerisinde olacağınız, yeni başlangıçlar yaratacağınız işlerle ilgili de kontrollü ve sistemli şekilde adımlar atarak onun alanı, bulunduğunuz noktayı daha güçlendirmeyi sağlayacaksınız. Siz o kadar emin ve mantıklısınız ki kusursuz bir iş enerjiniz var. Bu hafta onu daha çok ispatlayıp ödül ve başarı noktasında kendinize doğacak şansları en iyi şekilde yansıtacaksınız. Kurumsal ya da büyük alanda var olan sevgili başaklar iş ayrımı, farklı alandan değerlendirmek istediğiniz teklifler ve kendinizi farklı alanda artık var etmek istiyorsunuz. Bazı konularda istifa ve gideceğiniz noktada daha sağlam ve konum olarak daha rahat bir noktada geçiş sağlayacaksınız. Yani aslında uzun süredir hayalinizde gideceğiniz yer size uğurlu, gideceğiniz nokta size bereketli, hayırlı ve uğurlu olsun. Bulunduğumuz iş alanında prim konularında bazı aksilikler yaşayabilir. Ödenmemiş bazı konularla ilgili de yönetici ve üst düzey konumunuzla ilgili iletişimlerde hep ertelenme söz konusu. Bu böyle ertelenecek. Mümkün olduğu kadar bu konunuzu ön plana alın. Sonra zor para alınacak gözüküyor. Parça parça yatırılıyor ve bu konuda çok huzursuzsunuz. Kendi işinizi yapıyorsanız, ailevi işiniz varsa şunu demek istiyorum. İş yerinizin rengi, enerjisi daha çok çoğunlaşacak. Şube açmak, yeni kapılar ve reklam alanında, sosyal ağlarda burayı daha sıklıkla güçlendirmek isteyeceksiniz. Ve isminizle alakalı noktada büyük maddi hani korkularınız var da rahatlığa doğru kendinizi daha güçlendirecek alanlarda yer alacaksınız. Bence siz varsınız bu hafta. Şansınız 5 ve enerjiniz yüksek. Yani dilemek, istemek, Rabbimden gelecek enerjiyi kabul edin bu hafta. Çünkü çok güzel bir kabul enerjisi var. 29 Haziran'da Yengeç'te gerçekleşecek 07 Güneş ve Güneş de 07'de yeni ay gerçekleşecek. Size ait duygusal hayatınızla ilgili
beklenmedik bir cesaret, ruhumuza uyacak yenilikler ve kendinizi bu konudaki hataları görmek ve ben nerede hata yapıyorsam orada şifalanacağınız bir enerjide yer alacaksınız. O yüzden karşınıza yeni kısmetler, yeni şanslar, yeni oluşumlar, beklenmedik alanda eğlenceli ve gülmeyen enerjiniz gülümseyerek hayata bakacak. Özellikle ailenizle yaşıyorsanız ve aileden ayrılmak, farklı bir eve geçmek istiyorsanız, aileniz çok kurallı ve disiplinli olduğu için ve onları da çok sevdiğiniz için cesaret edemiyorsunuz ama artık kendi kapınızın anahtarınızı açma zamanı. Eğitim konularınızla alakalı bu ara biraz daha boşlayabilir, geride tutabilirsiniz. Lütfen disiplin ve kural şart. Bu iyimser ruhunuz var ya, insanlara koşup destek vermek, emek vermek. Bazen diyorsunuz ya, ben bu kadar anlatıyorum, bu niye anlamıyor? Ben niye? Mesela siz bu enerjiyi kendinize verin. Çünkü siz özelsiniz ve özel enerjinizle başarılar yaratacaksınız. Özellikle de satın almak istediğiniz bir ev, araştırdığınız bir konu, kardeş, aile, anne kararıyla alacağınız nokta bu hafta hayırlı ve uğurlu olsun. Kalbinize uyacak ev anahtarınız şimdiden rahat bir geçiş sağlayacak. Sevgilinizle alakalı özellikle tartıştıysanız, arada bir diyalog kopukluğu varsa bu hafta bunları düzelteceğiz. Böyle bir Akdeniz Ege enerjisi var sevgili başaklar. İki gün denizde ruhunuzu şifalandıracaksınız. Dört gözle bayram enerjisini bekliyorsunuz. Ama aileniz, özellikle büyükleriniz farklı şehir ya da farklı bir alandaysa onların biraz ekonomik olarak parasal sıkıntıları var. Desteğe ihtiyacınız var. Desteğe ihtiyacı var. Desteklerseniz sevinirim. Evli çiftlerde de bu ara boşanma, boşanalım, boşanmayalım, böyle yapalım. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Siz birbirinizi yanlış anlıyorsunuz ve zıt karakterlersiniz. Bence eşit ruhu taşıyıp da zıt karakter olmak aşkı daha yoğunlaştırır. Şu an çocuklar için biraz daha sabırlı olun. Ama boşanma davası olanlar anlaşmalı şekilde yol ayrımına gelecek. Anlaşmalı şekilde. Evet sevgili başaklar, sizin sağlık problemleriniz, özellikle de göğüs kafesiniz, uyurken hırıltılarınız ve nodül ve uyku apnelerimize dikkat edeceğiz. Sevgili ev hanımlarım, tadilat ve yenilik, mutfak, her şeyi atıyorsun da anam şu ekonomik krizde ne gerek vardı, dolar uçmuşken gerek yok. Senin yapman gereken tek şey bu yeni ayda okuman gereken enerjin sana Yasin-i Şerif'i ve Yasin öncesi ve Yasin duasını ve kalbindeki esmanı 101 adet çektiğinde yeni ay sana bolluk ve bereket getirecek, seni güzellikle şifalandıracak. Çocuklarınızla ilgili korkularınız varsa, özellikle kız çocuğunuz dışarıya çok düşkünse, çocuğunuz çok zeki, hata yapmaz, gereksiz baskı yapıyorsunuz ve çocuğunuzu yıpratıyorsunuz. Bu ara araç değişimi, araçla alakalı fikirleriniz varsa hadi yeni yolculuk, yeni anahtar, yeni kapı size uğurlu gelsin efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız güzel ailem? Rica ediyorum, emeğimiz, birlikte dinlediğimiz kanalımızı büyütelim, paylaşalım, destek olalım, yorum yazalım. Yorum yazdıkça benim sayfam ön sahaya çıkacak. Emek istiyorum. Ben sizinle birlikte hep emekte varım. Sizler benim ailemsiniz. Sevgili terazi burçları, şöyle demek, 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Hayatınızdaki insanları uzaklaştırmak, çevrenizdeki iletişim, yanlış konuşan insanları hayatınızdan çıkartmak istediniz. Ve bunlarla ilgili eleme dönemi başladı. Hayırlı olsun. Ve bu ara çocuklarınızla ilgili tatil plan programınız çok fazla ön planda olacak. Onlarla kaliteli, onlarla keyifli zaman geçirmek isteyeceksiniz. Ve onları dokunup onlarla ruhu iyileştirmek. Özellikle işinizle alakalı da bu dönem değişken ruhunuz. Yani bırakayım mı, gideyim mi, kalayım mı dediğimiz bir iş sistemsizliği var. Ve siz buraya ayaklarınız gerçekten hani içimizden deriz ya, deriz ya, aynen öyle gidip gelmeleriniz var. Siz kendinize sanatsal yeteneklerinizi, yaratıcı ruhunuzla alakalı kurslar aldığınızda kendinize yeni meslek, yeni oluşum yaratmanız lazım. Burada bir kaos, iş yerinizde bir kaosun içerisindesiniz. Farkındalık var
ama kimse sizi fark etmiyor ve siz mücadele ettikçe kimse sizin arkanızdan durmuyor. Bence yeni bir iş başlangıcı, yeni bir nokta, yeni yolculuğa hazırsınız. Eylül'e kadar bu sisteminizi yapmanız gerekiyor. Takdirde burada mobil uygulamaları, stresli ortam, gerginlikler, ekonomik krizlere de açık olmanız gerekiyor. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız, yerde bulunduğunuz alanda insanların size karşı tutum tavırları, zorlayıcı tavırları ve sizi yıpratmalarından çok fazla yoruldunuz ve hani ücretsiz izine mi çıkayım, böyle mi yapayım, evet, iyi olur. Zaten Kurban Bayramı da yakın. Bir ücretsiz izne çıkarak enerjinizi bir toparlayın. Nasıl bir yol alacağınızı oluşturmamız lazım. Yerinizde yönetici ve konum değişimi beklentisi olan bazı terazilerde hayırlı olsun, istediğiniz ve hak ettiğiniz evre sizin için mutluluk verecek. Neyin mutluluğu? Çünkü çok istiyordunuz. Ve bu yeni 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek 7 derecede. Bu sizin isteklerinize yavaş yavaş erişeceğiniz ve geçmişteki verilen sözler size artık hayatınıza geçiş sağlayacak. Ve bu geçişi güzellikle kabul edin. Çünkü sizin başarınız ve ünvanınız istediğiniz noktaya doğru gidiyor. Bu ara kendi işini yapanlar da bu yeni ay cesaretinizi fazlasıyla havaya tavan yaratacağı için her şeyi almak isteyebilir. Kendi kendinize ekonomik olarak dara sokabilirsiniz. Rica ediyorum, evet, harcamalarınıza, iş gereği yapacağınız tüm harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ay sonra ben ne yaptım demememiz adına ben bunu uyarıyorum. Plan ve program şart sizin için. Bu ara bazı iş konuları, serbest meslekte çalışıyorsanız mesela ekstra kazançlar ve emlak alım satım işinde çalışıyorsanız satamaz, olmaz dediğiniz yer pat diye satılacak. Kendinize alamam ben bu imkansız dediğiniz yer içinde gerçekten alım evreniz olacak. Şaşkınlıklar geçişi yapacaksınız bu hafta. Bu hafta bunlarla ilgili altyapıların hızlanacağı. Mesela Temmuz ortasında eviniz hayırlı olsun derim. Sattığınız yer size uğurlu ve bereketli geldi derim. Ama bunlar için gerçekten güzel. Yurt dışı ile ilgili bağ kurmak isteyen sevgili terazilerle ilgili vize ya da iş başvurularınızda olumlu evreler ama biraz daha destekli olumlu evreler yaratmanız lazım. Çünkü şu an tek başınızdasınız ve buradan haber gelir mi gelmez. Özellikle Almanya, Avrupa ülkesi isteyen teraziler için bu fırsatlar gayet doğru ve olumlu şekilde kapılarınız açılacak ve gitmek istediğiniz yolculuk var. Sevgilinizle tartıştım, kavga ettim Emine abla. Geri arar mı diyorsanız o seni arayacak. Korkmana gerek yok. Uzun soluklu ilişkilerde de evlilik düşünceleriniz var ama ekonomik olarak her iki ailenin de ekonomik dengesi biraz yorucu olduğu için erteleniyormuş gibi olsa da Eylül-Ekim arasında söz nişan enerjiniz var. Hiç korkmayın diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar aşk size güzel gözlerle bakmayı öğretecek. Kalbinizle gözünüz aynı bakacak karşı tarafa. Hadi hayırlı olsun güzel aşklar. Bir de sizi kıran beddua ettiğiniz kim varsa sizden helallik isteyecek. Bu ara eşinizle güzel konuşmalar, güzel enerjiler, her iki tarafında kariyer anlamda güzel başlangıçlar evimizde kahkaha atmamıza ve enerjimizi daha yüksek noktada tutmamıza yardımcı olacak. Çocuklar, özellikle iki kızınız, iki oğlunuz ya da bir kız, bir oğlunuz varsa bahçe katlı güzel bir ev anahtarı sizi bekliyor. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok kendi kardeşlerinizle alakalı yaşadığınız krizler evliliğimize biraz stres yaratabilir. Mümkün olduğu kadar bu enerjiyi dışarıda tutalım. Sağlık konumuzla ilgili de son zamanlarda şurada boyun ağrılarımız, kas sıkışmalarımız ve yatağımızla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Yastığımızla ilgili ihmal etmeyin. Bir de üreme organlarımızda mantar ya da bazı sağlık pürüzleri gündeme çıkabilir. Mümkün olduğu kadar kontrol edin. Sevgili güzel ailem, yeni ay enerjiniz size duanız olarak Konut suresini 21 adet ve de en sevdiğim dualardan Fil suresini 11 adet okuyarak evinize bolluk bereket enerjisi yansıtın. O da size iyi gelecek diyorum. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı,
Evet ya, yorum hiç kimse yapmıyor. Çok ayıp, gerçekten çok kırılıyorum. Sevgili akrepler, lütfen bol yorum, emeğe saygı. Evet, güzel bir hafta sevgili akrep burçları, güzel ailem. Çünkü sizin maddi açıdan beklenmedik sürpriz oluşumlar ve işinizle alakalı uzun süredir çözümsüz gördüğünüz birçok nokta bu hafta gayet keyifli ve güzel bir hem savaşçı yönünüz hem de idealist evreniz size çok güzel güç kazandıracak. Kurumsal ya da kurumsallık alanına geçmek istiyorsanız bu konuda çok güzel yeniliklerin kapısı ve fırsatların çıkacağı bir hafta. Gözünüzü dört açın efendim. Hayal ettiğiniz iş ve girmek istediğiniz nokta size olumlu cevap verecek. Kurumsalda bir noktada çalışıyorsanız, insan kaynakları olabilir, alım-satım alanında olabilirsiniz. Bu hafta özellikle işlerinizle ilgili çok yoğun ve stresli bir hafta. Alanın yoğunluğu ve yurt dışı ile alakalı bağlantılarla ilgili de gerginlikler söz konusu olabilir. Sabırlı ve sakin, hem zorlu hem sabırlı ve sonu size güzel bereket kazandıracağı bir noktayı sergiliyor. Devletteyseniz devlet işiyle ilgili yer değişimleri, konum değişimleriyle ilgili beklentiniz var. Bu hafta bunu bir çöpe atalım. Yani şu an buna hem gücünüz yok, hem cesaretiniz yok, hem şikayetçisiniz, hem de yerinizi sağlam tutmaya özen gösterin diyorum. Kendi işinizi ortaklı işlerle ilgili kazanç yapan sevgili akrepler için güzel işler, yenilikler, yeni oluşum ve alanınızda ufak tefek tadilatlar, yeri büyütmek, yeni yere geçmekle ilgili fikirlerinizin altyapısını oturtacaksınız. Yer arayışınız ve istediğiniz kalbinize göre doğru noktayı bulacaksınız. Yani siz gerçekçi ve soğukkanlılığınızla hedeflediğiniz birçok şeyi Rabbim yavaş yavaş ayağınıza getirecek. 29 Haziran'da 07 derecede yeni aylar gerçekleşecek. Bu sizin riskli adımlar atarken kâra geçiş yapacağınız adımlar, beklenmedik şanslarınız, inanılmaz derecede huzur bulacağınız diyaloglar ve oluşturmak istediğiniz ekonomi güç sistemimizde daha sağlam adımlar yaratmamıza yardımcı olacak. Yurt dışı işi yapanlar ve yurt dışı ile ilgili çalışanlarda da iş gereği yurt dışı seyahatleriniz bu konularla alakalı anlaşmazlıklar olsa da gideceğiniz noktada başarıyla döneceksiniz. Sorunumuz yok. Akademisyen, doktorsanız bile gideceğiniz kongrelerde gayet güzel başarı sağlayacaksınız ve kendinizi daha level olarak hazır hissedeceğiniz bir döngü. İş bekleyen ve uzun süredir iş konularınızla alakalı hep pürüz gördüğünüz noktalarda biraz daha pürüzler sizin elinizde. Siz nasıl bir işte olmak istediğinizi ve her işi beğenmediğiniz için de eleme noktanızın fazla olduğu. Şu an geçici bir görevimiz başlayacak ama sizin şu Ramazan ayını geçireyim, Kurban Bayramı'nı geçireyim. Ondan sonra işe başlamam daha iyi olacağını düşünüyorsunuz. Hadi ailenize gittiğiniz köy eviniz ya da seyahatiniz ya da yazlığınızda enerjinizi toparlayıp gelin. Güzel fırsat kapılarınız var. Özellikle de serbest işte çalışıyorsanız, serbest alanlarla alakalı işlerde aksilikler söz konusu olsa da toparlayıcı aksilikler var. Daha dikkatli, daha kontrollü evraklarınızı kontrol edin. Bu ara sevgili akrepler, hırsızlık, çalmak, çalınmak, çaldırmak konularımız yoğun olduğu için mümkün olduğu kadar otobüste, yolculuklarda eşyalarımıza ya da evimizi kontrol ettirelim. Aşk konusunda biraz kararsızlık, bitsin mi kalsın mı dediğimiz bir dönemdesiniz. Aslında ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Hem çok seviyorsunuz hem vazgeçmek istiyorsunuz. Çünkü sorumluluk almak istemiyorsunuz. Bence doğru insanı bu yüzden kaçırabilir. Ona bir şans ve onu doğru tanımanızı öneriyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için de biraz güvensizlikler, geçmiş korkularınızı karşı taraftaki insana yansıtıyorsunuz ve karşı taraf pes edecek sizin gözünüzden. Akışa bırakmanız sizin için daha sağlıklı. Aşık olmak isteyenlerde de gideceğiniz yolculuklarda, gideceğiniz seyahatlerde size uyum içerisinde olacak tanışmalar var. Bu ara özellikle e-ticarette iş yapmak istiyorsanız, kendinizi farklı alanlarda geliştirmek istiyorsanız bunlarla ilgili de ufak ufak kurslar size iyi gelecek ve keyifli olacak. İş yoğunluğunuz, iş seyahatleriniz fazlasıyla olacak. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara uyumsuz konuşmalardan çok güzel gelecek planları içerisindeyiz. Evimizi satıp
satıp daha geniş bir eve geçmek, eviniz yoksa kiradan kurtulup ev almak gibi fikirlerimiz ve aile destekleriyle ilgili konuşmalar ve size verilecek destek, güzel evinizin anahtarına doğru koşuş yapacaksınız. Çalışan evli çiftler için de özellikle hanımınız işten ayrılmak istiyor olabilir. Burada bazı gerginlikler ve huzursuzluklar var. Ona destek olun. Lütfen, o iş onu mutsuz ediyor. Sevgili ev hanımları, en önemli şey sizin eşinizle alakalı dırdır konuşmalarınız, kıskanç ve paranoyak güvensiz davranışlarınız ilişkiyi yıpratıyor. Daha sakin geçişler. Bu ara bazı akrep burçlarında da ev ayrımları dediğimiz kararlar içerisindesiniz. Çocukların eğitimi bittikten sonra yol ayrımınız var. Mantıklı ve doğru karar verin diyorum. Yeni ayın enerjisinde ya Aziz esmasını 121 adet ve Tebbet suresini 11 adet okuyarak yeni ayın enerjisini kendinize çekerek yeni başlangıçları Rabbimden isteyerek kabul alın ve kabul edin ve dualarınız şifa olsun. Sevgili güzel ailem, güzel yay burçları, yorum yazın, beğenin. Videomun en azından biraz daha yukarı çıksın. Emeğimi biraz daha büyütelim. Ben size gerçekten her saatinde yayınlıyorum. Destek istiyorum. Aile olmak için. Zaten biz bir aileyiz. Sevgili yaylar, 23 Haziran'da Venüs ikizlere geçtiğini unutmuyoruz. Güneş artık Yengeç Burcu'nda seyrine devam ediyor. Sizin yapmanız gereken işlerle alakalı noktada tamamlanması gereken birçok konuyu gözden geçirmeniz lazım. Aceleci tavırlar, gergin tavırlar, huzursuzluk sendromu içerisinde geçireceğiniz bir hafta olduğu için daha dikkatli ve daha olumlu enerjileri yakalayarak haftayı aktif atlatmanızı, yoksa gergin atlatacağınızı uyarıyorum. Bu ara çok yoğun iş temposu, evraklar, hesaplar, ürün götürmeler, getirmeler, bulunduğunuz alanda depolama, hani kamyonete mal, hani yükleriz, tırlar, mırlar, bu tarz hareketli bir süreçtesiniz. Bu süreç biraz sizi fiziksel olarak çok fazla yıprattığı için işteki yorgunluğun verdiği bir algı yorgunluğunuz var. Ama işinizde gerçekten başarılısınız ve takdir enerjisiniz var. Korkmayın, burası size maaş konusunda da konum konusunda da çok güzel yüceltecek. Sabırla siz emeğinize doğru gidiyorsunuz. Kurumsalda çalışıyorsanız ve kurumsal noktanın askeri mantığı ve siz evinizde iş devam edip kurumsalda çalışıyorsanız evin enerjisi bastığı için işinize dönmek istiyorsunuz. Daha buna vakit var. Ama hak ettiğiniz konumla birlikte de işinize tekrar geri dönüşünüz. Evdeki iş bitiyor, işteki işe geri dönüşünüz sağlanacak. Devlet kapısıyla alakalı işe girmek ve bu konularla ilgili sınavınız varsa başarı enerjiniz var. Mümkün olduğu kadar odaklanmanız lazım. Kafanız çok dağınık, bir türlü bu sınava hazır hissetmiyorsunuz. Gayet başarılı şekilde devlet kapınızın enerjisi gözüküyor. Buna da hem sınav başarınız var, hem de destek alarak bu kapınız açılacak gözüküyor. Bence güzel bir başarı. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı işte ortağımızla aramızdaki yaşanan krizler, bunları yavaş yavaş düzelteceğiz ve iş yerimizdeki badana, boyana, tadilat, yeni iş, yeni oluşumlar için startlar vereceğimiz bir döngü geçişi. Yani cesaretli, riskli adımlar size çok güzel yenilikler yaratacak. Siz sadece bu yenilikleri doğru görerek ve sistematik olarak ilerlettiğinizde hiçbir kriz yok. Gerçekten yok. Evet, 29 Haziran'da 07 derecede Yengeç yeni ayımız sizin karşınıza beklenmedik şanslar, olamaz dediğiniz, imkanı yok, görüşemem dediğimiz kapılarınızın size açılması sağlanacak. Bu ara dil eğitimleriniz, kurslarınızla alakalı yeni renklilikler katacaksınız ve bu yenilikler sizin hem konum hem mertebe evreleriniz için doğru süreç. Vergi, sigorta, prim konularınızla alakalı biraz daha dikkatli adımlar atarak doğru düzende ödemenizi öneriyorum. Çünkü bunları bu aralar aksatmaya başladınız. Vergi borcunuz bile olabilir. İhmal etmeyiniz efendim. Evet, sevgi anlamında duygunuzdaki böyle kıpırdanma, duyguyu hissetmek, aşkı hissetmek istiyorsunuz. Evet,
Ama siz kimseyi beğenmiyorsunuz ve kimseyi size yakıştırmıyorsunuz. Bu konuda da biraz garip bir enerjiniz var. Biraz insanların yüzüne değil de kalbindeki güzelliği yüzeye yansına bakarsanız doğru kalbi bulacağınıza inanıyorum. Çünkü çok seçicisiniz ve kimseyi beğenmiyorsunuz. Beğenmeme sorununuz var. Eski ilişkinizle ilgili iletişim mesaj atabilirsiniz, konuşabilirsiniz ama onun tavrı ve duruşu net olacak, sonra üzülmeyin diyorum. Evlilik yolunda olan sevgili yaylar için şimdiden söz nişan, bayram sonrası takılacak yüzüğünüz size ömür boyu mutluluk yaratsın, güzellik yaratsın diyorum. Bu ara ailenizin de bu size ev hediye edebilir evlenenler, kiraya çıkmamanız için destek olabilirler. Bu da size ayrı bir mutluluk verecek gözüküyor. Evli çiftlerimiz çalışanlarla ilgili, özellikle kocanızın işiyle ilgili bazı pürüzler, bazı gerginlikler ve adamcağız çok yorgun. Bir de sen de çalışıp evde ona baskı yapıyorsun. Bu ilişkide bir pürüz yok ama siz birbirinize baskı yaparak oturduğumuz ev alanı rahatsızlığa doğru itiyoruz. Mümkün olduğu kadar alanımızda rahat tutmamız lazım. Çocuklarınızla ilgili özellikle yurt dışına gidecek evladınızın kapısı gayet hayırlı ve aydınlık. Ve şehir dışı üniversite kazanan çocuğunuz için de yeni ev arayışlarınız Temmuz sonuna doğru gerçekleşecek, bilginiz olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, evet evin enerjisinde devamlı hareket halindesiniz ama kemik ağrılarınız ciddi anlamda riskli. Bunları bir toparlamanızı istiyorum. Bu yeni aydaki yengeç yeni ayında sizin yağ malik ve 301 adet çekeceksiniz. İhlas suresini de 71 adet okuyarak yeni ayın enerjisini kendinize çekerek güzellikleri başlatmak için uğurlu gelmesini Rabbim katından da kabul olmasını isterim. Ev bahçe tamiri, ev tamiri bu tarz yoğunluklarımız da var. Ama araçla ilgili ufak tefek bakım ya da değiştirmek isteyebilirsiniz ama imkanınız bu konuda zorlanabilir. Krediyle araç alacağınız şimdiden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili oğlaklar, güzel ailem, nasılsınız? Her şey güzellikte ve keyifte olsun. Unutmuyoruz. Evet, iş hayatınızla ilgili beklenmedik bazı konular sizi tetikleyebilir, psikolojinizi yorabilir. O insanların karmaşık tavırı ve ortamdaki sistemsizliği gibi sistemsiz olayları kontrol etmekten çok fazla yoruldunuz. Ve buradaki enerji tamamıyla ekonomik olarak şirketinizin yaşadığı kriz insanları mutsuzluğa doğru itiyor ve siz de burada mutsuzsunuz. Alternatif haberlerde gelmediği için tedirgin ve korkularınız var. Hatta işten çıkartılabilir miyim endişesi yaşıyorsunuz. Herhangi bir risk altında değilsiniz ama Kasım ve Aralık ayı bu konuda gerçekten risk altındasınız. Şimdiden yeni arayışlar, kendinize uygun noktaları araştırırsanız daha sağlam kapıda yer alabileceğinizi uyarıyorum. Kurumsal alandan farklı bir kurumsal alan bağlantınız ve bu bağlantı size olumlu şekilde gelecek. Yeni yeriniz şimdiden hayırlı olsun. Devletle ilgili çalışanlarda şu an her şey çok sakinmiş gibi ama herkes birbirinden nefret ediyor gibi bir durum var ve bir sürü bitirilmesi gereken dosyalar. Herkes sanki aman izin alayım, aman kafamı dağıtayım. Hiç güven enerjiniz yok bulunduğunuz noktada. Bence siz daha dikkatli ve kontrollü olun. Çünkü başkalarının iftirasıyla işinizden olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para konularınızda hızlanma, yeni yapacağınız projelerle ilgili fikirler, hani çizim, proje, ihale konularınızla alakalı artı kazançlarınız söz konusu olacak. Bence siz kendi işinizi yapanlar bu hafta bir sürü fırsatlar var. Bunu doğru gözlemleyin. Doğru anlaşmalar, doğru diyaloglar sizin işinizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Ortaklı iş yapanlarda ise kendi iş alanınızdaki birbirinize rakip gibi tavırları sakinleştirirseniz iş yerinizde herhangi bir risk yok. Sadece çalışan personelin rahat ve gevşek tavırları sizi mutsuz ediyor ve yeni eleman arayışlarınızda doğru ekibi de yaratacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Emlak alım satım, arsa alım satım işiyle uğraşan sevgili ya da dijital banka, dijital hesaplarla uğraşan sevgili oğlaklar, riskli bir hafta.
kontrol doğru yaptığınızda kazanca da geçiş yapacaksınız. Yalnız evinizle ilgili müteahhite gitme gibi binada bazı hani hatlarda sıkıntılar olabilir. Bu ara devlet binanızla ilgili bir uyarı kağıdı verebilir. Bir müteahhitle anlaşıp bu binayı tekrar yıkıp yeniden yapılma gibi bir durumları anlaşması söz konusu olacak. Yani size belli bir süre sonra bir taşınma, eviniz yenilenecek, tekrar kendi evinize geçeceksiniz. Ailenize ait toprak, arazi konusu satımları ile ilgili de kardeşler arasında bazı uyumsuzluklar söz konusu olacak. O yüzden orası benim, şurası benim kavgasından çok herkes hakkına düşen yeri sahiplenmeli. Şu an mirası ve toprağı satmanın doğru zaman olduğunu göstermiyor haritanız. Biraz daha sabırlı şekilde dengeyi kurmanız lazım. Bu yoksa risk. Aşk konusunda da yaralı ceylan gibisiniz ama etrafta kısmetler de var. Yaralı ceylan kalbini at, içine şimdi hızlı ceylan kalbini koy. Çünkü güzel bir aşkın adımları ve güzel bir duyguyu bir keyifle tadacaksınız. Eski ilişkinizle ilgili beklentiniz varsa, evet, bu konuşmalar, bu diyaloglar olsa da bu takip ediyor olabilirsiniz. Gizli takipleriniz olabilir. Artık bu psikopatlığı bırak, kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü o seni takip etmiyor. Sen sadece onu takip ediyorsun. Bu da hoş değil. Bir de geçmiş nişanlanmış, ayrılmış olan bazı oğlaklarda negatif enerji var. Bir türlü ilişkileriniz olmuyor, yarım kalıyor. Kendinizi bir okutturun, enerjiniz değişsin. Evli çiftlerimizle alakalı noktada biraz daha parasal konularda tutum, yenilik yaratmak ve alanı daha güçlendirmek istiyoruz. Özellikle altın borcu olan sevgili oğlaklar için tedirgin ve paniksiniz. Yıl sonuna kadar bu borcunuzu kapatacaksınız. Herhangi bir sorun yok. Sizin de özellikle eşinizin ailesinin miras konuları gündemimizde daha yoğun olacak. Hararetli tartışmalar, çocuklar ve anne bu konuya karışmasın. Çünkü babanızın dengesiz tavrı, bir vereceğim bir alacağım tavrı sizi yıpratıyor. O yüzden sizin karışmanızı uygun görün. Bu ara kendi işini yapmak isteyen ev hanımları için eğitim ve kurs konularınız gayet güzel gidiyor. Kendi yerin astroloji eğitim, NLP koçluğu, Çin atölyesi ya da pilates salonu açmak isteyenler için güzel fırsatlar var. Değerlendirin ve hayırlı olacak diyorum. Evet, yeni ayın sizin için okunması gereken dua, önce esmanızı Yasemet 303 kere okuyacaksınız ve Kevser suresini mümkün olduğu kadar 21, 27, 29 adet okursanız enerjinize, yeni başlangıçlara, yeni kabullenmeye iyi gelir. Çünkü psikolojik olarak çok yorgunsunuz, ani panik ataklarınız var. İyi. Sağlık olarak da özellikle son zamanlarda alerjik reaksiyonlardan kaynaklı ve şekerle alakalı uyarılarınız olabilir, gizli şekeriniz olabilir, gizli tansiyonunuz olabilir. Mümkün olduğu kadar kontrol ettirin. Sevgi ve mutluluk, umut sizin olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili kovalar, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı, yorum yapmayı, lütfen yorum yapın ya, beğenin ya, emek ya. Lütfen biraz videomuzu yukarı çıkartırım. Nedir 9-10 bin ya? Ben bu kadar emek veriyorum. Yani hiç beğenmiyorsunuz ya. Lütfen bol beğeni yapın. Yani güzellik getirin bana ya. İyilik yapın. İyilikle dokunun. Yani emeğin her karşılığı iyilikle. Ben size iyilikle dokunuyorum. Siz de bana iyilikle dokunun. Sevgili kova burçları, sanatsal yetenekleriniz, bu ara sanata merakınız, bu ara sosyal aktiviteleriniz, sosyal çevreniz, bu ara gezmek, görmek, tarihi yerler enerjiniz çok fazla olacak. O yüzden bu seyahatleriniz size farklı bir renk katacak. Keyifli olsun efendim. Unutmayınız ki Güneş artık Yengeç'te ve aynı şekilde 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiş yaptı. 29 Haziran'da 07 derecede Güneş ve Yengeç Burcu 07 derecede yeni ay gerçekleşiyor. Bu prim konularınız, para konularınızla alakalı beklenmedik şans kapılarınız fazlasıyla yoğun olacak. Bunlar size ekstra güçlenmenize, kendi bilincinizi daha rahat bir noktada sağlayacağınızı gösterir. O yüzden parasal anlamda şanslı bir haftanız var, bereket haftanız var. Bunu çok doğru görmeniz lazım. İş konularınızla alakalı da ani fikir değişiklikleriniz, yer değişimi beklentileriniz, yöneticilerinizle konuşup farklı bir alana geçme istekleriniz var. Hemen başvurunuzu yapın. Orada açık bir yer var. Siz orada daha rahat kendinizi ispatlayacağınızı düşünüyorsunuz.
Bu doğru bir karar, hayırlı olsun diyorum. İşsiz olup da hala iş problemi yaşayan sevgili kovalar, evet burada güzel alanlar var ama maaş konusunda ve aldığınız eğitim konusunda huzursuz olduğunuz için uygun görmüyoruz. En azından uzun süredir iş kapınızla ilgili kendi noktanızı belirleyemediniz. Geçici de olsa kabul ederseniz iyi olacağını düşünüyorum. Devletten kurumsala geçmek isteyen sevgili kovalar, evet geçmeyi düşünüyorsunuz ama ben sizin yerinizde olsam devlette kalıp ekstra bir iş sistemi kurarım. Annemin, babamın üzerine, siz ticari kafası çok yoğun bir insansınız. Bunu fazlasıyla yapabilirsiniz. Ve kurumsal değil de devlet ve kendi işinizi kurarak yeni bir oluşum ve sosyal ağlardan, dijital alanlardan, reklam dünyasından yapacağınız projeler size ekstra kazanç sağlayacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ufak tefek adımlar, riskli adımlar ama paraya dönüşecek adımlar var. Bu ara iş yerinizin mekan değişimi, mal sahibinizle krizler olabilir, kira konusunda bazı riskler altında olabilirsiniz. Yeni arayış içerisindesiniz, taşınmanız, maşınmanız zor, ortak bir yolu bulun, yerinizi bırakmayın, yeriniz uğurlu diyorum. Yurt dışı ile ilgili iş seyahati, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işlerle ilgili, evet zorlu açılarınız var ama bu zorlu açılar size ekstra fırsatlar yaratacak ve hayal ettiğiniz ve oluşmasını istediğiniz yurt dışı firmasına da adım atacaksınız. Yani Türkiye'de bu kapıyı açacaksınız. Belli bir süre sonra yurt dışı fırsatlarınız da yoğun bir şekilde hayatınızın içerisinde olacak. Serbest meslekte çalışıyorsanız kazanç değerinizde biraz riskler var. Doğru harcama, kredi ve borçlarınızla ilgili disipline olmanız gerekiyor. Geçmişe ait unuttuğunuz borç evimize kağıt uyarısı getirebilir. Aman dikkat edin. Sonra bu sizin hayatınıza, bu sizin düzeninize zarar vermesin. Bu ara ev koltuk değişimi, eşya değişimi niyetiniz var. Özellikle eşiniz ve ortak karar. Artık çok eski ve 10 yıldır aynı şeyleri kullanıyorum. Evet, atın hepsini. Evin enerjisi de değişsin. Çünkü evde gereksiz tartışmalar var. Ve bu tartışmalar artık çok böyle evin enerjisini kasmış. Değiştirin. Çok uğurlu ve bereketli gelecek. Sevgilisini bitirmek, ayrılma kararı veren çiftler mantıklı şekilde yol ayrımı içerisinde olacaksınız. Ama adını koyamadığınız bir ilişkiniz varsa karşı taraf sizi bırakacak. Dikkatli olun. Geçmiş beklediğiniz ilişkiyle ilgili bir haber, oluşum, tesadüf karşılaşmalar var. Tekrar bir etkileşim ve tekrar şans verme evreniz gözüküyor. Ama sizin en büyük yaranız, bir senedir aşk konusunda acı çekiyorsunuz ve nefes alamıyorsunuz ve eliniz kolunuz bağlanmış gibi, hani der ya, ölü toprağı üzerime düştü. Aynen duygusal yönünüz bu noktada. Bence Temmuz ortasından sonra çok güzel aşklara yelken açacaksınız. Siz bence hani hayatınızla alakalı korku duyduğunuz ya da sizi rahatsız eden korkularınızı geride tutmanız lazım. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada işiniz de gayet pürüzsüz, gayet güzel ama bu ara iş yerinizde iş azalmalarından kaynaklı korkular söz konusu olabilir. Korkmayınız efendim. Ev hanımları bu ara, evet, koltuğu, moltuğu, evi, her şeyi değiştirin. Enerji değiştirmek istiyorsunuz ve iyi gelecek. Evinizde oğlunuz varsa 27 ya da 26 ya da siz dinliyorsanız hayat arkadaşınıza evlilik teklif edebilirsiniz ve kalıcı hayat arkadaşınız enerjinizde gözüküyor. Unutmayın, 29 Haziran Yengeç burcunda 0-7 derecede gerçekleşecek yeni ay sizin yarafi çekerek, yani kaç adet çekin? 197 adet çekerek Asr suresini 101 adet okuyarak yeni ayın enerjisini kendinize kodlayarak güzellikler yaratabilirsiniz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız bağırsak enfeksiyonları, ishal, kusma, bu tarz ve güneş alerjiniz olabilir. Cildiniz lekelenebilir. Dikkatli olun efendim. Sevgili balık burçları, nasılsınız güzel ailem? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta, umutlu bir hafta. Ay, ne olur biraz beğenin, biraz yorum yapın, emeğe saygı duyun. Yani bazen pes edeceğim. Çünkü niye? Yani diyorum ki ben bu kadar yapıyorum, kimse yani beğenmiyor mu sorusundayım. Lütfen videomuz daha yukarı çıksın. Yani abone olun, bol bol takip edin lütfen. Evet, 23 Haziran'da Güneş ikizlere geçti. 21 Haziran'da Güneş
yengece geçti ve 29 Haziran'da yeni ay yengeç burcunda 07 derecede gerçekleşecek. Ev dekorasyonu, yenilik, yenilenme planlarınız söz konusu olacak. İşinizle alakalı ortamda yeni yere taşınmak, mekanı yenilemek, tadilat, klima problemi varsa, nefes alamıyorsanız alanda yenilikler evresi size gayet iyi gelecek gözüküyor. İşinizle ilgili terfi beklentiniz varsa bu konuşmalar yöneticiniz tarafından çağrılıp ifadeler edilecek. Hak edilen değer ve hak edildiğiniz noktaya doğru sinyaller size doğru uyuyor. Güzel olsun. Kurumsaldan farklı bir kurumsal alanda beklentiniz varsa ve yabancı bir firmada gerçekten bir iş teklifiniz var ve özellikle alım satım sektörüyle alakalı yabancı bir firmada iş anlaşmanız gerçekleşecek. O yüzden o hayal ettiğiniz kapılar size güzel güzel açılıyor. Devlette çalışıyorsanız tayin atamanız düşünceniz varsa şu an imkansız ama binanız taşınabilir, binada yenilik olabilir, binanın rengi değişebilir, farklı bir binaya geçiş yapabiliriz ama yeriniz aynı noktada devam edecek ama sizin devletle ilgili konumunuzla ilgili devam ettirmeniz gereken de ödevleriniz, sınavlarınız var. Bu sınavları geçtikten sonra konum hakkınız var. O yüzden şimdi boşuna hayale girmeyin, derslerinizi, sınavlarınızı verin, ondan sonra konum hakkınız size verilecek. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal konuda güçlenmek için yeni projeler, sosyal yani mekanınızı sosyal ağlarda daha hızlandıracaksınız. E-ticaret, farklı ve yurt dışı bağlantılı site kurarak kendi markanızı daha büyük alanlara yaymak isteyeceksiniz. Bu da sizin altyapınızı gerçekten güçlendirecek. Bu ara yeni ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Yeni sevgili enerjiniz çok yoğun bir noktada gözüküyor. O yüzden aşk kıpır kıpır kelebekler uçacak kalbinizde. Ama o aşk kalıcı olma ihtimali yüksekken yakın ayrılan ve bir hafta ya da bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde ayrılan sevgili balıklar, sevgiliniz size geri dönüyor. Özürle, kalbinizi şifalandırarak ve sizin değerinizi bilerek geri gelecek diyorum. Serbest meslek yapan ve özellikle de farklı alanlarla alakalı ekstra işler yapanlarda da sürpriz paralar, gelişimler söz konusu diyorum. Onu not olarak şurada gördüm. Kusura bakmayın, aşkın arasına sıkıştırdım. Özür diliyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu hafta seyahat, tatil, bilet, nereye gideceğimizi belirleyeceğimiz bir hafta, çocuklarımızla güzel adımlar atarak onlarla olan eksik yönümüzü bulacağız. Özellikle çalışan çiftlerimiz için de hanımınızın işi ve sizin işinizde problem yokken siz problem varmış gibi eve devamlı iş problemi yansıtıyorsunuz. Lütfen işi, işte evi evde tatmanız lazım. Anlamsız tartışmalar ev enerjinizi yoruyor ve bu da size sıkıntı yaratacağını gösteriyor. Yeni arsa almak, arsa üzerine ev yaptırmak, kardeşler arasında böyle bir fikriniz varsa arsayı aile desteğiyle alacaksınız ve hayal ettiğiniz 4 kat, 3 katlı bir yere ev yaptırma planınız var. Uğurlu ve hayırlı. Ama evlilik çift bunu kardeşler arasında yapıyor ya, ya hanımınız ya beyiniz buna karşı çıkabilir ama arsa o kadar bereketli bir noktada olacak ki eşiniz karşı da çıksa siz bunu yapın, orada oturmayın ama orası kıymetli bir yer olacak gözüküyor. Bu ara yeni evlilik kararı alanlar için de Ağustos, Eylül bu konularda evlilik, söz, nişan, düğün telaşının fazla olacağı, devamlı alışverişler temponuz yoğunlaşacağı için sanki biraz yorgun bir aya adım atıyorsunuz. Bir yandan düğün, bir yandan ev bakmak, bir yandan eşya bakmak sizi yorabilir. Bu da biraz sizi yıpratabilir diyorum. Eğitim konunuzla ilgili biraz geliştirmek istediğiniz fikirleriniz var. Özellikle de şöyle söyleyeyim, resim atölyesi, müzik atölyesi, spor salonu, kendi küçük bir kafe, Fransız kafesi açma niyetiniz varsa bu fırsatlarınız var. Lütfen bunu değerlendirin ve iyi gelecek. Evet sevgili ev hanımları, yorgun değilsiniz, mutsuz da değilsiniz ama bir köy hayatına gitmek istiyorsunuz. Evet, bu köy kapı, köy ailenize ya da köyünüze gideceğiniz noktada gerçekten enerjiniz iyi gelecek. Dırdırınız bitecek, enerjinize enerji katacaksınız.
Bu sizi şifalandıracak. Hatta çocuklara çok baskıdan çok çocukları da ikna etmeye çalışıyorsunuz. O çocuklar 3 gün gelir, 4. gün kendi yollarına gider. Zorlamadan güzel bir vakit geçirin. Evet, sizin yeni aydaki Yengeç burcundaki yeni ay esmanız ya Basir Şems suresini mutlaka okuyarak aldım kabul ettim. Bütün yeni kapıları açarak hayatınıza muhteşem şekilde dokunarak Rabbimden isteyebilirsiniz. Sağlık olarak da özellikle diş eti iltihaplarımız, kaplama altında iltihaplarımız ve ağız aflarımız ya da ne diyeyim kanamalar söz konusu, diş eti kanamalarınıza dikkat edin efendim. Hoşça kalın. Rabbim sizinle olsun.